ikinci tadımındayız ve kayınvalidemiz Güldenir Hanım'ı buraya rica ediyorum. Buyurun. Buyurduk. Ay böyle spor da çok yakıştı. Evet. Size de çok yakıştı. Ama spor herkese yakışıyor. Vallahi çok iyi geldi bugün gerçekten. Siz de formunu koruyan bir hanımefendisiniz. Evet. Ve bugün gerçekten çok özel lezzetler yaptılar. Gelinlerimiz öyle gayet diyet bir menüye girdi. Hiç ihtiyacım yok diye düşünüyorum. Kesinlikle yok. Ama işte var mesela benim var. Yok ya. Bir aç bakalım. Hani belki her diyet evet. yapan bunu değil yani lezzetini sevip yapacaksınız yarın öbür gün. Ha tabii. Öyle mutlaka. Değil mi? Aynen aynen. Hazırsanız buyurun birinci tabaktan başlayalım. Vallahi bu azmi yoğrulmuş ne? Şimdi hiç öncesinden yemedim. Hı hı. Hiç de duymadım. Hı hı. Bu ilkleri burada yaşıyorum nedense gerçekten. Mercimekli köfteye benziyor ama salçalı, baharatlı. Yani karabiber tadı daha yoğun hı hı. geliyor bir bunun. Hı. Yoğurdu, sarımsaklı, güzel. Hı hı. Mercimek tadı var. Hı hı. Karabiberin yoğun tadı geliyor. Evet. Bunun rengi böyle mi olmalı bilemedim. Hı hı. Diğer tabakları da görünce bir de limonatanın tadına bakalım mı? Hı. Tamam. Bunun şekeri biraz az olmuş. Hani tam benim damak tadıma uygun değil. Anladım. Evet. Peki buyurun. İki numaralı tabağa geçelim. Bunun renkleri aynı olmuş Aslı Hanım. Yani demek ki salçalı olmaması gerekiyor bunun. Salça yoktu zaten biliyorsunuz. Hı hı. Hani malzeme listesini siz yoktu göndermeyi yapıyorum ya. Yoktu ama hani ben yine de daha böyle mercimeğinden dolayı daha kırmızı evet. bekliyordum. Bunun baharatı daha az olmuş. Hı. Resmen karabiber yok. Karabiber tadı alamadım. Bunun mercimekleri biraz az yoğrulmuş. Yani hamur hı hı. biraz az yoğrulmuş. Mercimekleri diri diri. Öyle mi? Evet. Gözüküyor mu? Hı hı. Hmm. Gözüküyor. Peki bir de herhalde limonatanın tadına bakalım. Anladım. Limonatanın rengi güzel olmuş. Hmm. Yani güzel tutturmuş. Ama acımtırak bir tat var. Anladım. Muhtemelen zencefilin tadı fazla gelmiş hani. Öyle daha mi? Yoğunluğu var evet. Ha. Peki buyurun. Üç numaralı tabağımıza geçelim bakalım bunu nasıl bulacaksınız buyurun. Bu biraz diri olmuş Aslı Hanım. Ya böyle yiyince ben hani. Bayağı diri bak. Mercimekleri çıtır çıtır ağzıma geldi Aslı Hanım gerçekten. Baksanıza mercimekler görünüyor diri diri. Evet. Evet yoğurdunda sarımsak tadı aha. net geldi daha yoğun geldi. Ve limonatanın tadına bakalım. Fena olmamış rengi de sanki hı. iyi gibi. Bunda da şeker tadını alamadım. Hı. Peki. Yok, bunu da beğenmedim. Buyurun, dört numaralı tabağımıza geçelim. Evet. Aa, bu ne? Şaka mı bu? Bu kaynanayı çatlatan mantı. Bu mantıyı kimse yoğurmamış ki. Öyle mi diyorsun? Yoğurulmamış mı yani? Hiçbir emeği yok mu? Vallahi bunda hiç emek yok. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bu ne kilo yapar, ha. ne de kilo verdirir. Bir tadın yani tatmayacak belki tadı güzeldir. Yani bunu görünce gerçekten diğer gelinlerin hepsinden tek tek özür diliyorum. Hı. E tat bir. Belki tadı güzel ayol. Aa. Yoğurdunu falan sosunu. Ne diyorsun? Bu şaka değil mi? Yok canım. Ay bunu gören ne demez Allah'ını seversin. Hayatım bunu bulamayanlar var deme öyle. Ne yapsın kız yapmış böyle. Vallahi bunu bulamam daha iyi yani. Beğenmedin mi şimdi sen bunu? Ay yok ay. Bir de limonatasına bir bak belki iyidir. Nasıl?
Ay yok aslanım, vallahi. Limonata da mı olmamış? Yok, hiçbir şey olmamış. Vallahi olmamış. Yani bunu gelin olmayı biliyorsa bir insan, çok ha. Affedersiniz. Evet. Ya en azından kaynar suyu dökeymiş de ki yoğuraymış. Ha. Hani böyle öyle bari koysaymış yani, bu hakaret. Gelinin çıkarsa ne yaparsın? Das ist unmöglich. Ne? Das ist unmöglich. Yani mümkün ne, değil ne? Mi? Was kann ich sein? Ne? Ne dedin sen şimdi? Mümkün değil. Ha. Mümkün değil. Kim yaptı bu tabağı? Kadın fena oldu. Kadın fabrika ayarı bozuldu. Allah'ım yarabbim. Vallahi Allah. Billahi bak, yalan yok. Hani sıfır veriliyorsa vallahi bu tabak sıfır. Tabağı hakik. Koymuş mu koymuş. Tabağı mercimeği. Koymuş, mercimeği de koymuş. Mercimeği koymuş. Fırına koymayı unutmuş mu? Ana malzeme mercimek, koymuş mu? Koymuş gelin. Vay. Limonatayı da yapmış mı? Yapmış. Ver puanı. İstediğin yerden başla. Aslanımcığım, önce bir beşimi vereyim. Ver vallahi, ben biri vereceğim sandım ama. Yani bir zaten belli. Aa. Kim o bir? O kendini biliyor. Bir söyle, biz de bilelim, izleyicilerimiz de bilsin. Hangi tabak bir? Ya bu kesin bir. Ha. Bir. Dört numaralı tabak bir puan. Bir. O elendi. Bakalım beşi hangisine verecek? Bir numaralı tabak beş puan. Hadi ya. Evet. Bununla ilgili de böyle mi yaptın? Yaptım ama en iyisi de gene oymuş. Ha, değil vallahi. Mi? Dön dolaş yine bana gelmedi. Vallahi aynen öyle oldu vallahi. Enteresan. Geriye kaldı 2 ve 3 numaralı tabaklar. Hadi. 2 numaralı tabak 2. 2 numaralı tabak 2 puan. Evet. 3 numaralı tabak da 1. 3 numaralı tabak. Çünkü çok 1. Çok yani, o da çiğ yani hani. Ama gene en azından evet. Bir emek var, bunda o da yok. Önce şu 2 numaralı tabakla başlayalım. Buyurun. Güldenir Hanım'dan 2 puan alan gelinimiz. Güldenir Hanım'dan 2 puan alan tabak. Hazırım. Buyurun açalım. Aysun. 2 puan aldın. Ödem attıran bir limonatada zencefil tadını nasıl alabildiniz acaba? Hayret. Zencefil var ya, zencefilin tadı ne kadar baskın, siz bunu bilmiyor musunuz? Bilmiyor musunuz Gülcenur ablacığım ya? Es tut mir sehr leid, aber du hast es nicht gemacht. Efendim? Kochen. Vielleicht nächstes Mal. Yani olmamış dedi. Bir dakika, ne oluyor? Niye Türkçe konuşmuyorsunuz? Türkçe konuştuğum zaman anlamıyorsunuz ki. Ben size detayları soruyorum. Siz limonatama tek bulduğunuz kusur ne biliyorsunuz değil mi? Evet. Zencefil tadı. Evet. Zencefil acım tadı. Trak. Çok olmazsa acım. Olmaz. Çok acım trak olmuş ama. Ay, ne diğerlerinde yok o acılı? İşte yapamıyorlar. Öncelikle biz onu güzelce bir kapta hepsini rendeledik, sonra süzdük. Tamam. Düşünebiliyor musunuz ne kadar güzel vermiş lezzetine? Baskın bir tat zaten o. Baskın bir aromaya sahip. Ama limonata tadı yok. Daha çok zencefil tadı var. Tamam, olması gereken o zaten. Ne? Çünkü nasıl nicht? Ne? Nasıl nicht ya? Leider nicht. Aysun, bak ne diyor biliyor musun? Az buçuk anlarım ben. Reyhan teyze lütfen. Babam da Almanya'da çok kalmıştı çocukluğumdan beri, bilirim. Sana diyor ki bak, kapat çeneni, elini güzel kullan, yap, tamam mı? Güzel yap, ben de sana iyi puan vereyim. Yoksa çek git buradan. Reyhan teyze, annem o kadar uzun bir cümle kurmadı Allah aşkına. Bir dakika. Hepsini toparladım. Yoksa içinizdekilerin mi böyle fırsat bu fırsat bir dışa yok, vurayım dediniz? Yok, yapamıyorsun diyor, çek git buradan diyor. Bu sefer yapamamışsın dedi. Yapamazsın, bir daha bak seferim. Yapamamışsın diyor, bak görüyor. Belki nasıl bir daha bu sefer yapamadım ya? Yapamamışsın. Bakar mısınız nice rengine bakın, tadına bakın. Ya bir zencefilden nasıl o kadar puan kırılabiliyor ya? 5 veriyorsunuz, 2 veriyorsunuz, 1 veriyorsunuz. Ama köftesi de olmamış. Demek ki 5'ten sonra beğendiğiniz tabak hangisi? Ondan bir tık daha az beğendiğiniz diyeyim artık. Türkçe konuşuyorum. Lütfen siz de bana Türkçe cevap verin. Siz var. Lütfen sen de olmak, beni anlamaya çalış. Gelin mutfakta. Biz Türkçe konuşmak. Hani belki böyle mi anlaşalım? Nasıl anlaşalım ben bilmiyorum. Ben de daha iyi anlaşırım. Aysuncuğum, Türkçe konuştum, anlatamadım. Almanca deneyeyim dedim. Onu da anlamadın. Güldenir Hanım, bence siz bu lezzete yabancı kalmışsınız. Güldenir Hanım'dan bir puan üstüne üstlük de bu ne diye, yani bütün negatif sözleri işiten tabak.
Bir puan alan tabak hangi gelinimiz? Buyurun açalım Gülden Ural'ım. Buyurun, buyurun, buyurun. Nazar. Nazar. Maalesef ki Gülden Ural'la bir talihsizlik yaşadım. Sürem yetmedi. Yapamadım ama detoks için bir şey diyemem. Çünkü onu gayet iyi yaptığımı düşünüyorum. Zaten bu üç beden zayıflatan yani incelten bir detoks. Yani nasıl bir şeker arıyorsunuz içinde? Şekerli olduktan sonra detoksun ne anlamı kalıyor? Kız ben bu detoksu içsem ne olur? Şunu sen yaptın ya, bu kaynanayı çatlatan bir şey bu. Gerçekten ya, ikiye bölünecektim ben bunu. Kız vallahi onu yiyenin karnı ağrır. Ya i̇şte, kaynar suyu döküp de ikiye mırçıklasaydın yani şunu, ben 5 yaşında bir çocuğum. Sürem yetmedi. Şuraya oturtursam vallahi suyu döksem şunu bir yoğur desem vallahi yapar yani bu. Ya yoğurmak sıkıntı değil, zaten haşladığımda tekrardan su koymak için sürem yetmedi. Sürem yetmediği için de yapamadım onu. Talihsizlik yaşadım ama detoks limonatam harika oldu. Bir numaralı tabağa 5 tam puan verdiniz. Ve benim durduğum bu 3 numaralı tabağa da 1 puan verdiniz. Bakalım bu puanlar kime gitti? Gülden Hanım'dan 5 tam puan alan gelinimiz. Buyurun açalım. Bakalım kimmiş? Ezgi. 5 puan alırken biliyordum yani. 1 puan aldı. Şöyle bütün kayınvalideler yaptı, sen de yaptın ve gelenler de yapacak. Evet şeyim olmadı, mercimeklerim içinde erimedi, kabul ediyorum. Hiç erimiş. Ama limonatanın hiç mi hatırı yok? Sadece benim için değil. Anne adalet adalet diyorsun. Reyhan teyze de olmadı gibi. Sende de yok adalet. Lütfen kusura bakma. Bu zamana kadar puanları dağıttın, dağıttın, dağıttın. Şansıma benim yapamadığım tabakta. Ne anne? Du erst dich es tut mir leid. Was machst du? Bitte mach mir nicht immer. Was machst du? Mir wirklich leid. Was machst du? Olmadı, kabul ediyorum zaten. Ich bin enttäuscht. Nicht olmadı du. Zaten kabul ediyorum anne. Herkes olmadı diye... geç. Ben şu anda mahcup duruma düşmüş oldum. Anne gel burada gel. Eldivenleri al gel. Gözlerimi pörtletmiyorum, ben böyle konuşuyorum. Gel şimdi sen gözlerini pörtlet. Şu anda benimkiler zaten pörtlüyor, görmüyor musun? Doğru söylüyorsun. Bravo, olmadı yani. Ben de ama aynı, limonatanın hiç mi hatırı yok? Olmamış. Yani hiçbiriniz vermediniz. Ne Aysun anlıyor, ne sen anlıyorsun. Ha bunlar da anlamıyor. Olmadı deyince. Gülden'im ama... hanım. Anneciğim olmadı. Şimdi Nur da anlamıyor, ben de anlamıyorum. Ki Türkçe konuşuyorsunuz. Türkçe kısmından bahsediyorum. Hmm. Siz çok mu anlıyorsunuz veya öyle mi zannediyorsunuz? Aşkım ben buna cümlem 4 falan bitti. Verdim de ben mi bilmiyorum, cümlem hatırlamıyorum. Bitti. 5 puan verdiğiniz tabakta ne dediniz? Çok yoğun bir karabiber tadı aldım dediniz, evet, değil mi? Evet. Malzeme listemizde karabiber var mıydı? Salça? Valla ben karabiber... Salça ne olacak? Karabiber salça tadı alamıyorum. Salça tadı almadım. Demek salça. Ki neymiş? Siz... Demek ki, demek ki yorum yapmaktan da puan vermekten de anlamıyormuşsun. Anlamıyor alakası, olabilirim. Puanlamanız yanlışmış sana demek ki. Sana 5'leri verirken anlıyordum. Şimdi anlamıyorum demek ki. Değil mi? Yanlış mıymış demek ki? Demek ki ağzımın tadı da kaçtı. Tuzu da kaçtı. Demek ki.